Manşet'e hoş geldiniz. Bayram arası bitti. Gündeme geri döndük. Peki gündemde ne var? Ona bakacağız. Esasen Türkiye'nin en büyük sorunu, en büyük problemlerinden biri Türkiye dışındaki dünyaya kapılarını kapatmış olması. Türkiye'nin en büyük, Türkiye'de yaşayan insanların en büyük problemi bu. Türkiye dışındaki dünyayla ilgilenmiyorlar, ne döndüğü hakkında herhangi bir fikir sahibi değiller, umursamıyorlar, merak etmiyorlar, bize ne diyorlar. Halbuki dünyada yaşanan her şey doğrudan kendi hayatlarıyla ilgili. Keşke biraz bakabilseler, bunun için lisan bilmek de gerekmiyor. Türkçe çeviriler, Türkçe sitelerde dünyada ne olup bittiğini dair yeterince bilgi, malumat, haber var. Fakat insanlar bakmıyor, bakmak istemiyor, ilgilenmek de istemiyor. Sınırların dışına çıktığınızda yurt dışında taşıyan, çalışan ya da işte yaşayan neyse geçici veya sürekli olarak yurt dışına yerleşmiş pek çok insanda şunu da görüyorum. Onlar da kendi içlerine dönmüş durumdalar. Kendi maişet dertleriyle, kendi problemleriyle, kendi lokal sorunlarıyla ilgileniyorlar. Halbuki onlar da kafalarını kaldırsalar en azından yaşadıkları ülkedeki problemlere ve dünyadaki değişen dengelere ve elbette Türkiye'nin de merkezinde bulunduğu Ortadoğu'daki değişim ve dönüşüme baksalar iyi olacak. Çünkü yarın öbür gün bu başımıza geldiğinde neden bu başımıza geldi, neden böyle oldu diye düşünmeden evvel bu bilgilere sahip olurlarsa aslında neden Onların yaşandığını, neden yaşadıklarını yaşadıklarını yaşanan şeylerin yaşandığını daha iyi anlayabilecekler. Örneğin kiralar arttı. Örneğin mortgage faizleri yüksek. Örneğin markete gittiklerinde bazı fiyat etiketlerinde değişimler görüyorlar. Aslında bütün bunların hepsi sadece ülkelerindeki değil. Keşke ülkelerindeki gelişmelere bakabilseler. Dünyadaki gelişmeleri gelişmelerle de doğrudan ilgili, doğrudan orantılı, doğru, doğrudan ilişkili. Diyelim ki oturum müracaatı yaptı. Diyelim ki vatandaşlık müracaatı yaptı. Diyelim ki vize müracaatı yaptı. Bu reddedilince veya bu belli bir süreye yayılınca, yurt dışında yaşayanları kastederek söylüyorum. İsyan etmek yerine yaşanan gelişmeleri baksa, okuyabilse, aslında neden bunun başına geldiğini daha iyi anlayabilecek. Ama oturup sadece o gün yaşadığı problemle ilgili ilgili konulara yoğunlaştığında veya sadece buna itiraz ettiğinde esasen bilgisizlik kaynaklı bir itiraz oluyor bu. Bu Türkiye için de böyle, Türkiye dışında her nerede yaşıyorsanız da böyle. Çok bağlantılı, çok ilgili. Artık dünya büyük bir köy ve burada olan yani dünya içinde yaşanan gelişmeler esasen bütün dünya vatandaşlarını ilgilendiriyor. Türkiye'dekiler de dünya vatandaşı, benim gibi İngiltere'de yaşayanlar da dünya vatandaşı, Almanya'da, Belçika'da, Kanada, Amerika, ne bileyim Avustralya, Japonya'ya kadar Singapur'a kadar yaşayanlar da dünya vatandaşı ve orada yaşayanlar da dünyadaki gelişmelerle ilgilenmek durumunda ilgilenmezse başına gelen konuları yorumlamakta, tevil etmekte, anlamakta veya anlama bir ona bir anlam kazandırmaya çalışmakta başarısız olur. Onun gibi bizim gibi insanlara sorarlar, soruyorlar niye böyle oluyor diye ben de dilimin döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Hoş bizim gibi insanlar bitmeyecek, var ve var olmaya devam edecek ve bunun için gerekli esasen. Bugün bu yayını yaparken de buna odaklandım. Daha çok genel olarak nasıl bir perspektiften bakmamız gerekiyor meselelere bunu anlatmaya çalışacağım. Ama siz kendi kısır dünyanız içerisinde kendi kısır gelişmelerle çıkış aramaya çalıştığınızda bunu hemencecik bulamayacaksınız bulamazsınız biraz kafayı kaldırıp etrafınıza bakmanız icap ediyor bayram bitti gerçek hayata geri döndük mü? Bülent Çelik gazete penceredeki karikatüründe bunu çizmiş. Esasen uzun bayram arası da problemli. Yani yarın öbür gün ülkeniz normale döndüğünde uzun bayram araları, uzun bayram tatilleri olmadığını göreceksiniz. Bu kadar uzun bayram tatillerine ne gerek var ki? Zaten Cem Toker onu yazmış. Kamu düzeni için gereklileri bir kenara koyarsak, milyarlarca trilyonlarca maaş verdiğimiz milyonlarca devlet memuru 10 gündür tatilde mi? Tatilde. Yokluğunu eksikliğini çeken var mı? Yok. Belki de o memurlar e, işe gitmeden bulundukları evlerde neyse veya bankalarına para yatsa devlete daha az yük olacaklar. Çünkü işe gittiklerinde gene devlete büyük biniyor. Elektrikli şuydu buydu bir takım kırtasiyeydi filan. İsveç konusunda geri adım yok diyor Türkiye. Bu konu Aylardır, yıllardır mevzu yani artık yılı geçti. Önümüzdeki günlerde bir NATO toplantısı var. O, o NATO toplantısında Türkiye ve Macaristan İsveç konusundaki kararlarını açıklayacaklar. Bunu gazete pencereden kestim birinci sayfasından. Şimdi burada ne olacağını o zaman göreceğiz. Bir bu. İkincisi İsveç'te bir Kur'an yakma eylemi daha gerçekleşti. Bunu fikir hürriyeti şu bu filan falan konjonktür zamanlaması maalesef, bütün bunlardan bağımsız olarak tamamen bu NATO endeksli bir eylem veya NATO endeksli bir gelişme olarak okumak gerekiyor. Eğer bu Türkiye ve Macaristan'ın İsveç'in NATO üyeliğini veto etmesi sonucu doğuracaksa amaca hizmet etmiş olacak ki zaten onun için yapılmış bir eylem olacak. Yani mesele tek başına Kur'an'a saygısızlık meselesi değil Burada bir şey var Erdoğan Bilal, Bilal Erdoğan'ın adının geçtiği Reuters haber ajansının haberine ona da işte şey yasağı gelmiş erişim yasağı gelmiş belaltı vuruş olarak nitelendirmiş. Şimdi esasen belaltı vuruşun manasına baktığınızda Türkçe olarak ne manaya geldiğini anlamaya çalıştığınızda haberi doğruladığını görürsünüz. Biraz düşünün anlarsınız olay neydi olay işte Amerika ve İsveç'te yolsuzlukla mücadele yetkilileri bir Amerikan şirketinin İsveç'teki iştirakinin rüşvet planlarıyla ilgili olarak Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da adının geçtiği şikayeti inceliyor. İşte Erdoğan'la Bilal Erdoğan'la bağlantılı vakıflara rüşvet olarak bilmem ne kadar para aktarılması falan istenmiş. 10 milyonlarca dolar. Şimdi iddia ortada. Bu iddiayı yalanlamak, bu iddianın işte belgelerine bakmak, bu, bu iddianın argümanlarıyla e, muhatap olmak yerine hepten Reuters'ı kapatma, yasaklama, erişim engeli gibi kararlara tevessül ediyor Türkiye. Erdoğan da bunu bel altı vuruş olarak nitelendiriyor. Bir kere daha söyleyeceğim. Bel altı vuruşun, bel vuruş kavramının köklerine indiğinizde, derinlemesine düşündüğünüzde esasen Olayı teyit var. Türkiye Dışişleri Bakanlığı karşılıklı olarak Mısır'a büyükelçi atandığını atanacağını duyurmuş. Darbeci sesi out, başkan sesi in. In out var evet. Güncellendi, yenilendi ama in out'lar içerisinde darbeci sesi, başkan sesi yok. Onu söyleyeyim. Bunu onu burada harcadım. <laughs> Nereden nereye? Erdoğan'ın sağlığı önemli bir tartışma konusu ki bundan sonraki süreçte de Erdoğan'ın sağlığı çokça konuşulacak, çokça dile getirilecek. Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili tartışmalar ne zaman artarsa veya bu konuda söylentiler baş gösterirse hemen Erdoğan ekibinden birileri hayır reisimiz çok sağlıklı diye bir takım fotoğraflar veya videolar paylaşıyor. Mustafa Varankın son paylaştığı Erdoğan basketbol oynarkenki görüntüler de çok tartışıldı. O görüntüler muhtemelen yeni değil ve muhtemelen uzun saatlerde veya farklı dilimlerde çekilmiş geceyle gündüzü birleştirmişler <laughs> şeyde videoda bunun da farkında değiller. Erdoğan top sürerken gündüz ne bileyim pas verirken gece falan böyle bir şey. Murat Yetkin önemli bir konuya dikkat çekmiş. Diplomatik davetlerdeki en cazip merak konuları arasında diyor Erdoğan'ın sağlığı. Neden olmasın ki gerçekten öyle? Çünkü bağımsız paylaşılan görüntülerde veya videolarda görüyorsunuz. Yani e, gerek yürüyüşündeki gerekse hareket hareketlerindeki e, sorunu. Erdoğan'ın sağlığı herhalde her gün basketbol oynayacak düzeyde değil ama iddia edildiği kırılganlıkta da değil demiş Murat Yetkin. Mühim olan tabii zihin sağlığı o konu da elbette çok su götürür. Bunu bu yayınlarda da bundan sonraki yayınlarda da çokça tartışacağız, çokça konuşacağız. Dolayısıyla bu tartışmanın Erdoğan'ın sağlığı konusunun bir yere gideceği de yok. O nefes aldığı sürece o ayakta tutulduğu sürece, o dinç ve zinde e, gösterildiği sürece, bu şekilde videolar paylaşıldığı sürece bu tartışma da devam edecek. O videolar ve o görüntüler de devam edecek. Bundan sonraki aylarda ve yıllarda bunu göreceğiz ta ki emre hak vaki oluncaya kadar. Gazete pencere çok güzel iki haberi yan yana getirmiş. CHP'de durumlar ne? Uzun tatil geçti. Ondan önceki, sonraki durumlarda da çok fazla bir değişiklik yok. Tanju Özcan yürümeye başlamış. Bolu'dan Ankara'ya. Bol Belediye Başkanı Tanju Özcan da tıpkı Muharrem İnce gibi, tıpkı Sinan Oğan gibi kendine çalışan bir insandır. Hep söylüyorum hayat felsefem kendine çalışan insandan uzak durun. Öbür tarafta da İmamoğlu'ndan değişme evet manifestosu geliyormuş. Gelsin bakalım göreceğiz. Evet Tanju Özcan'ın başlattığı değişim yürüyüşü bu. Aynı pankart bu arada. Yani aynı e, sloganla yürüyor. E, e, Kılıçdaroğlu 2017'de Enis Berberoğlu için Maltepe Cezaevine Ankara'dan bir yürüyüş başlatmıştı. Orada slogan adaletti. Burada adalet gitmiş, yerine değişim gelmiş. İnsanlar kendini değiştirerek başlasa çok iyi olacak. Tanju Özcan başta. Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşmuş yeni bir şey yok. Tek adam partisi olmadığını savunuyor CHP'nin. E, gere yapmam gerekenleri yaptım diyor. Bu partinin elbette başka liderleri olacak. Bugün CHP lideri olup olmamam, olmamam hiçbir şeyi değiştirmez diyerek. Durumun değişmeyeceğini ve önümüzdeki kurultayda da genel başkanlığa aday olacağını ve kazanacağını bir anlamda ilan etmiş. Yerel seçimlere fokus olacaklar. Yerel seçimlerde muhtemelen Ankara İstanbul'u tekrar alabilirlerse Kılıçdaroğlu partinin başında durmaya devam edecek. Sorunun kendinden ibaret olmadığını söylüyor ama bence en önemli laflardan birini Enis Berberoğlu etmiş. Enis Berberoğlu CHP'nin gazeteci kökenli milletvekili. Tekrar seçildi ve e, radyo Sputnik'e konuşmuş ve mühim şeyler söylüyor. Diyor ki yani 29 Mayıs itibariyle biz %48'i çöpe atmış durumdayız seçimden bir gün sonrası itibariyle. Bu benim ciğerimi yakıyor çünkü karşı taraf seçime girerken bizden daha fazla korkuyordu. Hatta açıkçası karşı taraf kaybettik gözüyle bakıyordu. Biz kazanamadık ama karşılarında hala %48 duruyor. Merdan Yanardağ savunmayı adliyeye giderken %48 cebimizde değildi. Maalesef değildi diyor. İşte onun için yazdım çöpe giden oylar diye. Çok tartışma konusu. Bu oylar çöpe gitmiş midir değil midir ayrı bir konu. Ama şu andaki durum manzara bu. Bunu gösteriyor. Enis Berberoğlu'nun laflarında kayda geçmek gerekiyor. Yani nasıl olmasın ki Türkiye kızamık vakalarını konuşuyor. Yani kızamık diye bir hastalık hayatımızdan çıkmıştı. Aşısına olduk falan ve yeni doğan çocuklar, bebekler neyse belli bir ayda veya belli bir yaşta oluyor belli aşıları ve bu çocuk felci gibi başka bir takım rahatsızlıklar gibi, hastalıklar gibi kalkmıştı. Gündemimizde yoktu ama tekrar döndü. Elbette göçmen odaklı veya göçmen kaynaklı olduğuna dair de veriler var ama vakaların %86'sının İstanbul'da olması İstanbul açısından da konunun alarm verdiğini gösteriyor. Birazdan bu konuya göçmen meselesiyle bağlantılı olarak bakacağız ama bence gerçek gündem de şu çok çabuk unuttuk. Ee, Şubat depreminin sarstığı 10-12 vilayetten sonra hala orada yaralar sarılabilmiş değil. Hala. Hala insanlar ağaç açıkta. Hala insanlara yardım gitmiş değil. Hala insanlar kayıplarını, ölülerini arıyorlar. Hala doğru dürüst bir yani gömülen e, cesetlerle, cenazelerle ilgili DNA tespiti de yapılmış değil. Orada açık bir yara var ve hala kanıyor. Buna rağmen hala büyük bir risk var. İşte Doktor Nihat Şen paylaşmış. Diyor ki Türkiye yapı stokunun %40-45'i olası doğal afetlere güvenli değil. 54 milyon vatandaşı ilgilendiren deprem kaynaklı doğal afetlerin sonucu ağır olabilir diyor. Ki bence bu iyimser bir rakam. Başta İstanbul olmak üzere. Gerçek gündem bu ve bunun altını hep çizmemiz lazım. Siz 9 gün tatile giderseniz, memur maaş zamlarıyla meşgul olursanız, işte kira artışı yok öbürü beriki yok devletten katkı Tekrar ülke gerçek gündemine döndü. Yani bir deprem oluyor, yaraları sarsın sarmasın ki tarihin kaydettiği yakın yani son yüzyılın kaydettiği en büyük depremdi. Ki Marmara depremini geçti, gerek kayıpları gerekse e, etkilediği saha ve sonraki etkileri itibariyle de Marmara depreminden daha büyük deprem yaşadı Türkiye. Ve Marmara depreminin yarısı kadar konuşulmadı, tartışılmadı ve etki uyarmadı. Marmara depreminden sonraki 1-2 yıl boyunca ben İstanbul'a yeni geldim o zaman muhabirim 99-2000 yılları Deprem tatbikatına giderdik biz. Bir deprem bilinci veya depreme karşı yapılması gerekenler, ne yapılmalı, konteynerler, mahalleye yerleştirilen filan bir yıl iki yıl devam etti. Bütün televizyon tartışma programlarının gediklisi olmuşlardı olmuştu ünlü profesörler, akademisyenler neyse. Şimdi bitti. Yani Marmara'da depreminden daha büyük bir deprem yaşadı Türkiye ve bunu o gün biraz konuştu ondan sonra o konuşmayı bıraktı. Marmara depremi en az 99'dan sonra 2 yıl boyunca falan konuşulmuştu yani. Ekonomide mühim uyarılar. Daron Acemoğlu'ndan gelmiş. Bir kadroya gerek var. Mehmet Şimşek tek başına yeterli değil diyor. Ama bu kadroda yok diyor. Mehmet Şimşek ve kadrosunun yetersiz olduğunu vurguluyor. Ve asıl vurguladığı şey o. Şu ki bütün ben özetledim. Euronews'a yaptığı açıklamayı. Bunu okuyabilirsiniz. Ekranda duruyor. Ama asıl önemli vurgulanacak konu kaynağa ihtiyaç var. Türkiye'de cari açık, büyük bir cari açık var, büyük bir bütçe açığı var. Kaynağa ihtiyaç var. Dışarıdan gelmesi şu dengeyle mümkün değil demiş. Çünkü yatırımcılar belirsizlikten çok şikayetçi. Durumun nereye gideceğini bilemiyorlar. Yani Mehmet Şimşek ve kadrosu veya işte yeni ekonomi yönetimi, yeni Merkez Bankası başkanı çare olmamış görünüyor. Evet. Bir başka can alıcı konu da işte diyorum ya kafanızı biraz kaldırıp dünyaya bakın. Fransa. Fransa yaklaşık bir haftadır büyük olaylar var. Büyük direniş, isyan, kalkışma ne derseniz halk yani vatandaş sokağa çıktı. Bir genç 17 yaşında Nahel isimli bir genç polis kurşunuyla hayatını kaybetti. İşte bir polis çevirme noktasında duruyor. Daha sonra polis silahını doğrultuyor ve genç Bilemiyorum yani hangi sebeple veya hangi motivasyonla yaşamıyor çünkü artık. Gaza basıyor ve polis de e, vuruyor onu, öldürüyor. Ailenin tek çocuğu bu arada. E, büyük olaylar çıktı, hala da devam ediyor etkisi. Dükkanlar yağmalandığı bir belediye başkanının evine girmeye çalıştılar, aracını yaktılar, eşini yaraladılar falan. Büyük gösteriler var. Bu tek başına lokal bir hadise değil geriye doğru etkileri var. 2015 Paris saldırılarından beri Fransa bu konuda çok dinamik ve polise verilen yetkiler artırıldı ve asla bu konuda geri adımda atılmıyor. Fransa'nın %10-12'si belki biraz daha fazlası bilemiyoruz göçmen. Ve bu göçmen nüfusu entegre olmuş, entegre edilmiş göçmen de değil. Ve bunlar gettolarda yaşıyorlar ve gittikçe büyüyen bir problem. Göçmen meselesi. Aslında Türkiye'deki ana problemlerden biri de bu. Şunu söyleyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ya arkadaş Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Göçmenlerin, mültecilerin hakları var. E, ve bu artık devletlerde, gelişmiş devletler en azından demokrasiyle yönetilen, hukukun üstün olduğu devletler buna itibar etmeli falan. Doğru. Fakat bu göçmen hukuku, mülteci hukuku yazıldığında Türk dünyada böyle sorunlar yoktu. Ve şu anda devletler bu hukuku göz ardı ederek yürüyorlar. Ayrıca nasıl göz ardı etmesinler ki? 3000 kişi, 5000 kişi gelmiyor senede. Milyon milyon insan geliyor. İngiltere bir ada devlet olmasına rağmen geçtiğimiz yıl itibariyle kayıtlara geçen göçmen sayısı 606 bin. 2022 itibariyle. Ve bu göçmenlerin büyük bir bölümü eğitimsiz, iş sahibi değil, devletten yardım, ev bekliyor, gıda bekliyor. Ve bu yakın bir zamanda da çözülebilecek gibi değil ve her sene buna yenileri ekleniyor. İngiltere'de 1 milyonun üzerinde e, aile ev bekliyor, devletten sosyal konut bekliyor. Ama bu konutlar veya bu imkanlar göçmenlere aktarılınca onlar da isyan ediyorlar. İngiltere'de 8-10 milyon insan fakirlik sınırının altında yaşıyor. İngiltere'de sağlık sistemi çökme emareleri veriyor. En büyük ulusal dağıtım su organizasyonu Thames Water 14 milyar dolarlık borcu e, poundluk borcu ödeyemeyeceğini açıkladı. Veya ödeyemiyor. Ondan dolayı da başka bir skandal patladı. Her, her ülkede benzer sıkıntılar var. Sadece İngiltere özelinde söyledim. Fransa'ya gidin böyle, Almanya'ya gidin böyle, Hollanda, Belçika'ya gidin böyle, İspanya, Portekiz'e gidin böyle, İtalya'ya gidin böyle, Yunanistan'a gidin böyle. Hiçbir ülke böyle 500 bin, 1 milyon mülteciyi, göçmeni, ilticacıyı, sığınmacıyı karşılayamaz. Sadece İngiltere'ye geçtiğimiz yıl Ukrayna savaşından kaçan 400 bin kişi geldi. Geçici olarak yerleştirildi. Bunlar geri dönecek mi dönmeyecek mi o da belirsiz. Avrupa'da pek çok devlet Ukraynalı nüfusuyla belki bundan sonraki süreçte yaşayacak. Çünkü savaşın gittiği yer de belirsiz. Bu insanların döndüklerinde bir ülke bulup bulamayacakları ve buna bakarak ülkelerine dönüp dönmeyecekleri de belirsiz. Ve zaman geçtikçe de bu dönme olasılığı azalıyor. Şimdi böyle bir durum varken Kimse Birleşmiş Milletler Göçmen Hukukuna, insan haklarına, şuna buna bakmaz, bakmıyor da ve insanlar rahatsız. Hiç hiçbir e, normal yerleşik insan vergisini ödediği, iyi hizmet almayı beklediği, ne bileyim düzgün bir hayat sürmek için ona göre çalışta, çalışıp çabaladığı falan e, bir ülkede bir anda. 500 bin, 1 milyon, 2 milyon göçmenin gelmesi ve bunun her yıl katlanarak devam etmesi ve e, bunlarla yaşamak durumunda kalması, yaşadığı şehirlerin get dolaşması veya gettoya dönüşmesi ve bir anlamda güvenlik riski, bir anlamda ekonomik risk falan olmasını hiçbir insan istemez ve istemiyor zaten. Ha elbette bu batı ülkelerinin, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Amerika'nın vesaire bir takım uzun yıllardır Afrika'daki, Orta Doğu'daki ve Doğu'daki yanlış politikaları üzerine o ülkeler harap oldu, yıkıldı, kan gözyaşı birikti ve ekonomik belirsizlik nedeniyle o insanlar ülkelerini bırakıp batıda yeni bir yaşam arıyorlar. Elbette bu bunun bir sonucu. Fakat bu o ülkede yaşayan hala hazırda yerleşik insanların sorunu değil. Hükümetlerinin problemi, hükümetler de bu işe çözüm bulamıyorlar ve bu iş çözümsüz olarak büyüyen bir kangren, büyüyen bir yara, yara olarak devam ediyor. Bu Türkiye'nin de başında, bütün ülkelerin de başında. Kapıları açtığınızda milyonlarca insan... E, Avrupa'ya gelecek ve bu çözüm olacak mı? Avrupa'da yeni Afganistan'lar, yeni Irak'lar, yeni Türkiyeler, yeni Mısır'lar, yeni Sudan'lar oluşacak. Ve oluşuyor ve insanlar da bunu istemiyor. Doğru politika o insanların göç etme nedenleri neyse bu nedenleri ortadan kaldırmak olmalı. Peki bu yönde bir çaba var mı? Maalesef göremiyoruz. O insanların hangi nedenle göç ediyorsa o nedenleri ortadan kaldırıp o insanların yaşadıkları ülkelerde eee kalması kalmasının temin edilmesi eğitimiyle sağlığıyla ekonomisiyle iş bulmak neyse ihtiyaçlarını karşılamak emin olun batı ülkeleri buna biraz kafa yorsalardı bugün Göçmenler ve mülteciler için harcadıkları paralardan çok daha az parayla bu işi kotarabilirlerdi. Ama o yönde bir çaba var mı? Hayır yok. Sadece sınırlara duvar örme çabası var ve bu bir kısır döngü olarak devam ediyor. Yani duvar ördükçe o duvarları aşma tekniği geliştiren ilticacılar, sığınmacılar, göçmenler bu ülkelere akın etmeye devam ediyor. Bu ülkelerde herhangi bir çözüm getiremiyor ve kendi halkıyla karşı karşıya geliyor. Kendi halkı da göçmenlere diş bilemeye devam ediyor. 3-5 bin kişi geldiğinde onları sevinçle belki de ayaklarının altına kırmızı halılar sererek karşılayan insanlar artık öyle bakmıyor bu bir ikilem olarak bir e, birbirini tetikleyen gelişmeler sebepler sonuçlar zinciri olarak da devam ediyor ve maalesef yakın gelecekte de bu işin bir çözümü görünmüyor yavaş yavaş toparlarken Elon Musk'a bakalım ki son günlerin en tartışmalı mevzusu Twitter'a önce Elon Musk e, sıradan yeni bağlanan kullanıcılara 300 tweet her gün görüntüleyebilirsiniz. Eski kullanıcılara da 600 tweet her gün görüntüleyebilirsiniz dedi ki bu zaten Twitter'la meşgul olan, gündemi oradan takip eden insanlar özellikle Türkiye'deki insanlar için son derece düşük limitlerdi ve bir süre sonra limit aşım uyarısıyla karşılaştılar. Sonra bu rakamı artırdı. Yani önce eee 400'e çıkardı. Yeni hesaplar için, eski hesaplar için 800'e, sonra da işte 500'e ve 1000'e çıkardı falan ama yetmiyor. Yani insanlar çünkü Türkiye gibi ülkelerde normal kanallar tıkandığı için ve normal kanallar, medya kanalları veya iletişim kanalları devletleştiği için şeye dönüyor. Twitter'a veya oradan artık bilgi almaya falan dönüyor. Elon Musk'ın bu konuda doğru yapmadığı yönünde görüşler var. Yanlış yaptığı yönünde görüşler var. Doğru yaptığı yönünde görüşler var. Ben ne düşünüyorum? Ben bu konuda ne yanlış yaptığını ne de doğru yaptığını düşünüyorum. Çünkü neticede onlarca milyar dolar ödeyerek bu şirketi satın aldı Twitter'ı. Ve dolayısıyla Twitter'ın patronu. Artı bir açıklık içerisinde politikalarını götürüyor. Yani bir, bir patron olarak bunları yapmaya hakkı var. Sonuçları ne olursa olsun. İki. O kadar para yatırmış yani. İki dünyanın en zengin insanı. Aklı başında bir insan ve nerede yanlış yaptığını doğru yaptığını falan tartabilecek bir insan. Deli zır deli değil. Üç. Bir takım önlemler getiriyor. Gelir getirici önlemler. Veya neticede kendine göre açıklaması var. İşte yapay zeka saldırılarından dolayı Twitter'ın verileri alınıyor, kullanılıyor. Bunun önüne geçmek için yaptım deniyor. diyor. Şu bu vesaire. Bunun sonucunda serbest piyasa insanlar devam ederler veya etmezler. İnsanlar abone olurlar veya olmazlar. Sonuçta. Son tahlilde Elon Musk'ın limiti artırarak e, bir hatadan döndüğü veya daha önce daha düşük limit koyduğu Belki de bunu bilerek yaptı bilmiyoruz. deneme yanılma Ve bir, bir yere getirdiği anlaşılıyor ve buradan geri adım atmayacağını anlaşılıyor. Bir takım artık uygulamaları yavaş yavaş orayı profesyonel olarak kullanan orayı sıkça kullanan veya orayı ne bileyim bir bilgi aracı olarak kullanan insanlar için buraya biraz birkaç kuruşta para vereceksiniz yoksa burada artık bedava yok falan bedava hizmet yok demeye getiriyor. Dediğim gibi kendi bileceği iş. Fakat yakın zamanda Twitter'dan fevç, fevç e, insanların kopacağı veya başka bir mecra geçeceği çok fazla görünmüyor. Ama e, Meta işte Facebook diyebilirim Facebook Instagram. Mark Zuckerberg'in patronu olduğu oluşum Twitter'a rakip olarak e, Threads diye bir uygulamayı Perşembe günü açacakmış. Dolayısıyla Elon Musk'ın tweet sınırlaması da bu çerçevede tartışılıyor. Piyasaya hareket gelmesi iyidir. Tretse evet. bir anda geçilir mi? Geçilirse ne olur? Çok özgürlükçü bir ortam mı olur? Zuckerberg'in Facebook ve Instagram'da yaptıkları ortada öyle özgürlükçü bir ortam olmayacak. Zuckerberg, Facebook, Meta, ne derseniz Instagram, Whatsapp da oraya bağlı. Devletlerle çalışan bir organizasyon. Devletler ne derse ona göre yatan bir organizasyon. Fena halde. Dolayısıyla Zuckerberg Elon Musk'tan ve diğerlerinden biraz ayrılıyor. Her ne hal ise sektöre rekabet gelmesi iyidir ve muhtemelen Elon Musk da bu çerçevede Twitter'la ilgili belki yeni önlemler alacak veya bir takım kendine göre atılımlar yapacak. Fakat şu anda sektör veya şu anda bu iletişim sektörünün, bu tarz iletişim sektörünün lideri açık ara ve öyle kolay kolay batacak, kolay kolay e, abone ya da takipçi kaybedecek gibi görünmüyor. Yarın öbür gün ne getirir bilmiyorum ama başta da söylediğimi tekrar edeyim. Ben bu konuda Elon Musk'ın ne bütün bütün haklı ne de bütün bütün haksız olduğunu düşünüyorum. Ortada her iki yönde de görüşler var fakat son tahlilde e, bir şirket parayı bastırıp aldı ve patron da o. İyi olan tarafı patron açıktan oynuyor diğerleri gibi kapalı kapılar ardında iş çevirmiyor nitekim hatırlatayım seçimlerden önce 3-4 hesabı kapatmış ve bunun üzerine gelen eleştiriler üzerine açıklık içerisinde açıklıkla şu cevabı vermişti ben bu hesapları kapatmasaydım Twitter'i kapatmak da tehdit etti Türkiye beni demişti netice karşınızda böyle açık konuşan bir insan var o yönüyle de iyi efendim durumlar. Böylece e, yavaş yavaş manşeti toparlayalım e, ve bakalım inatta ne var. İnatta bahsettiğim konularla ilgili bazı e, izdüşümler göreceksiniz. Bahsetmediğim konularla ilgili de bir takım izdüşümler göreceksiniz. Manşeti inatla kapatıyoruz. Perşembe günü yeniden görüşmek umuduyla hoşçakalın.